Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabının çözümleri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? 54 ve 55. sayfaların çözümlerini yapacağız arkadaşlar videomuzda. Dilerseniz hazırsanız ilk videomuzda, ilk sorumuzda başlayalım. İki kattan oluşan bir iş hanının birinci katında A ve B iş yerleri, ikinci katında C ve D iş yerleri bulunmaktadır. A, B, C ve D iş yerleri var. Toplamda 30 erkek ve 24 kadının çalıştığı bu iş yerlerinde çalışanların sayısının bir kısmı aşağıdaki tabloda verilmiş. Şimdi bak, şurası da şurası verilmemiş. Ben buraya A, buraya B diyeyim. Şununla şu da verilmemiş. Buraya C, buraya D diyelim, tamam mı? Erkek sayısı kaçtı? 30'du arkadaşlar. Ve kadın sayısı da 24'tü. Şimdi erkek sayısı 30'sa 7 ile 9'un toplamı 16 yapar. Demek ki A ile B'nin toplamı 14 yapacakmış. Bunu bir yazalım. A artı B eşittir 14 yapacak. Daha sonrasında 6 ile 8, bakın arkadaşlarım, burada verilmiş, toplamı 14 yapar. Bunların toplamı 14 ise C ile D'nin toplamına da 10 kalır. C artı D eşittir 10 olur dedik. Birinci katta bulunan iş yerlerinde çalışanların sayısı ikinci katta bulunan iş yerleri çalışanlarının sayısının yarısı kadar olduğuna göre D iş yerinde çalışanların sayısı, yani şu şuradan kaç fazladır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım, birinci katta çalışanlar, bakın şurası, şu işaretlediğim nokta birinci katta çalışanlar. İkinci katta çalışanlar da sağdaki dörtlü, soldaki sağdakinin yarısıymış. Ve sevgili arkadaşlar, toplamda 30 artı 24, bakın 54 yapar. 54 yapar. Burada x kişi, bu tarafta 2x kişi çalışıyorsa 54 eşittir 3x'tir. Buradan x eşittir 18 gelir. Yani bu tarafta 18 kişi çalışıyorsa sağ tarafta, yani ikinci katta 36 kişi çalışıyor deriz. Şimdi bu cepte 6 artı 7 ne yapar? 13 yapar. O zaman A ile C'nin toplamı A artı C eşittir sevgili arkadaşlar, 13 yapıyordu, 5'tir deriz. Çünkü şurada 18 kişi vardı. B ile D'nin toplamı da, B ile D'nin toplamı da bize 9 artı 8 17 yapar. 36'dan 17'yi çıkarırsınız, 19'u vermek zorundadır. Şimdi elimizde bayağı bir denklem oluştu. Bu denklemlerden sevgili arkadaşlar, eşitliklerden bize ne lazım? Şunun şundan farkı lazım. 9'dan 6'yı çıkarırsın 3, D'den daha iyi çıkarırsın artı D eksi A, bize bu gerekiyor. 3'ü zaten bildiğimiz için D eksi A'yı bulmak bize yeterli olacak. Pekala, D eksi A lazım bize. Ben D eksi A'yı nereden bulurum? Bak şimdi şundan şunu bir çıkaralım, tamam mı? Çıkardığımız takdirde D eksi A artı C eksi B gelir. Tamam, C eksi B gelir. Bu da kaçmış arkadaşlar? 10'dan 14'ü çıkarırsanız eksi 4'müş. Tamam mı? D eksi A'yı biz şuradan da bulabilirdik. D eksi A artı bu sefer B eksi C eşittir, bu da 19'dan 5'i çıkardığınız 14 yapar mesela. Gelip şu ikisini toplarsanız 2D eksi 2A eşittir, bak artı C eksi C eksi B artı B gider. Eksi 4 ile 14'ü topladınız 10 yaptı. Böylelikle D eksi A'nın da burada 5 yapması gerektiğini gördük. Hocam şurası 5 ise 3 artı 5'ten cevap ne olacaktır? Tabii ki 8 olacaktır diyebiliriz. Doğru cevabımız Edirne'ydi sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum ikinci sorumla. Bir davete katılan 36 misafirin her birine birer kutu meyve suyu ve ikişer dilim pasta ikram edilirse. Şimdi meyve suyu ve pastadan bir tane meyve suyu, iki tane pasta ikram edilirse davet için hazırlanan meyve suyu ve pasta tam yetmekte arkadaşlar. Şimdi 36 tane misafir vardı. 36 çarpı, bakın 3 çeşit şey veriliyor. Dolayısıyla toplamda 108 tane ürün var ikram edilecek. Pekala. Ancak İkram başlamadan bir süre önce bazı misafirler davetten ayrıldığı için kalan misafirlerin her birine 2 kutu meyve suyu ve 3'er kutu da arkadaşlarım, pardon, 3'er dilim de pasta veriliyor. Bakın ancak misafirlerin her birine 2'şer kutu meyve suyu ve 3'er dilim pasta ikram ediliyor. Yani herkese toplam 5 ürün veriliyor. Geriye kalan toplam meyve suyu kutusu ve pasta dilimi sayısı 13'müş. Yani 108'di. Bundan 13'ü çıkarın arkadaşlar, 95 kalır. Şimdi 95 tane ürünü, her birini her kişiye 5'er tane verdiğimiz için 95'i 5'e böleriz, 19 gelir. Bu da dağıtılan, yani ikinci durumda dağıtılan ürün adedidir, dağıtılan kişi sayısıdır.
36 misafir vardı. Demek ki 19 kişiye dağıtmışız artık. Yani 36'dan 19'u çıkarırsanız gençler ne gelir? 17 gelir. Bu da davette kalan, davetten ayrılan kişi sayısını işaret eder bize. Cevabımız A şıkkıydı. Devam ediyorum 3. sorumla. Bir okulda düzenlenen, şu kısmı sileceğim arkadaşlar. Bir okulda düzenlenen yerli malı haftası kutlamalarında bir öğretmen her bir öğrencisine 8'er tane ceviz koyduğu birer poşet dağıtmış. Okulun bahçesinde bu cevizleri teneffüste kırıp yemelerini istemiş. Ders zili çaldığında bu sınıftaki öğrencilerin ikisinin poşetinde 2'şer ceviz, diğerlerinin poşetinde 3'er ceviz kırılmadan kalmış. Sınıftaki öğrencilerin kırdığı toplam ceviz sayısı 82 olduğuna göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Bak şimdi 8'er tane dağıtmış. 2 tane ceviz kaldığına göre demek ki o 2 kişi 6 ceviz kırmıştır. Yani 12 ceviz kırılmış. Artı bunun üzerine geriye kalan kişiler de 3'er ceviz kırmadan getirmiş ya. 8 cevizleri var. Demek ki 5'ini kırmışlar. Geriye de A kişi kalmış olsun. Böylelikle sınıf mevcudu A artı 2 olmuş oldu arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Ve bu toplam kırılan ceviz sayısı 82 idi. O zaman 5A eşittir 12'yi karşıya attınız, 70 oldu. A da buradan kaç geldi? 14 geldi. Ve sınıf mevcudun A artı 2 demiştik. Demek ki 14 artı 2'den doğru cevabımız bizim ne olacak arkadaşlar? 16 olacak. Yani cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş deriz. Geçtim 4'e. Şekildeki kapı üzerinde bulunan A noktasının yerden yüksekliğinin kapının yüksekliğine oranı. Şimdi A noktasının yerden yüksekliğine H diyelim. Kapının yüksekliğine de K diyelim arkadaşlarım. Bunun oranı yani H bölü K eşittir. B noktasının yerden yüksekliğinin, ki B noktasının yerden yüksekliği H artı 8'dir gördüğünüz üzere. Yani H artı 8'in diyor duvarın yüksekliğine oranı. Yani duvarın yüksekliği de K artı 40 yapar arkadaşlar. K artı 40. Bu buna eşitmiş. Peki buna göre kapının yüksekliğinin A noktasının yerden yüksekliğine oranı nedir? Şimdi kapının yüksekliğinin A noktasının yerden yüksekliğine oranı demiş ya. Yani K bölü H sorulmuş bize. Bu kaçtır diye soruluyor. Bakın arkadaşlar oran orantıyla alakalı, hatta orantıyla alakalı mükemmel bir soru aslına bakarsanız. Sayı ve kesir problemlerinin içerisinde, fakat oran orantıyla alakalı karşımıza çıksa bu şimdiye kadar oran orantıda sorulmuş en efsanevi sorulardan bir tanesi olabilir YKS adına. Bakın burada şöyle bir şey göstermek istiyorum. H bölü K eşittir 8 bölü 40 olursa eğer, bu H artı 8 ki öğretmiştim biliyorsunuz, bölü K artı 40'ın oranında da eşittir. Bununla bunu toplayıp bununla bunu toplayıp oranladığımızda yine eşit çıkıyordu. Böylelikle de H bölü K eşittir H artı 8 bölü K artı 40 yapar. Demek ki H bölü K 8 bölü 40'tan kaça eşitmiş? 1 bölü 5'e. Bana K bölü H soruluyordu. 5 bölü 1'den cevabımız nedir? 5'tir diyeceğiz. Doğru cevap Ceyhan seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 5. sorumla. Bir ülkenin sağlık bakanı yaptığı basın açıklamasında aşağıdaki gibi konuşmuş. Ülkemizde 23 milyon kişi aşı olmamış. Birinci dozu olanların 17 milyonu ikinci dozu olmamış. İkinci dozu olanların 9 milyonu üçüncü dozu olmamıştır. Birinci ve üçüncü dozu olanların toplam sayısı 88 milyon olduğuna göre birinci dozu olanların sayısı kaç milyondur? Şimdi bakın, bir doz aşı olanlar var, iki doz aşı olanlar var, bir de üç doz aşı olanlar mevcut. Doz yazdık, doz. Şimdi diyor ki bakın 23 milyon kişi olmamış, zaten 23 milyonu dışarıda. Birinci dozu olanlar 17 milyon vardı, tamam mı? İkinci dozu olmamış, bunlar 17 milyon, ikinci dozu olmamışlar. Yani sadece bir doz olanlar bunlar. İkinci dozu olanlar aynı zamanda birinci dozu da olmak zorunda biliyorsunuz. Doğal olarak bunlar hem biri hem ikinci dozu olanlar. Yani 9 milyon. O zaman 9 milyonu birinci dozu vurdurmuş, 9 milyonu ikinci dozu vurdurmuş ve bununla kalmış. Ve arkadaşlarım ikinci dozu olanların 9 milyonu üçüncü dozu olmamış. Tamam. Birinci ve üçüncü dozu olanların sayısı. Bakın üçüncü dozu olanların sayısına ben A dersem, bu A kişi aynı zamanda ikinci dozu, aynı zamanda bu A kişi birinci dozu da olmuştur. Şimdi o halde birinci dozu olanların sayısı aslına bakarsanız 17, 9 daha 26 artı A'dır. 26 artı A kişi bir doz aşı olmuş. Yani birinci doz aşıyı 26 artı A kişi olmuş. İkinci doz aşıyı sevgili arkadaşlarım 9 artı A kişi olmuş. Üçüncü doz aşıyı da A kişi olmuş diyebiliriz. Birinci ve üçüncü doz olanların toplam sayısı yani şu ve şu 88 milyonmuş. Toplayacağız. 26 artı 2A eşittir 88. Buradan 2A eşittir 52. A eşittir ne gelecek arkadaşlarım?
26 gelecek. 52 mi yanlış yaptık arkadaşlar? 52 olur mu? 2A eşittir 62. A eşittir buradan kaç gelecek? 31 gelecek. Birinci doz olanların sayısı kaç milyondur? Yani diyor ki şu ikisini toplamışsın, hani 26 bulmuştuk ya, 31 daha kaç yapar diyor. İkisini toplarsanız 57 bizim cevabımız olur. Doğru cevap Ceyhan seçeneği de verilmiştir. Devam ettim 6. sorumla. Resim bölümünde okuyan Tayfun'dan bitirme ödevi için 176 cm boyunda bir kişinin kemik ve iskelet yapısını içerecek şekilde matematiksel ölçülere uygun bir resim çizmesi istenmiş. Tayfun'un resmin taslağını hazırlarken tasarladığı planlamanın ilk iki aşaması aşağıdaki şekilde gösterilmiş. Birinci aşamada kişinin resminin yerleştirileceği yer 8 eş parçaya bölünecek. İkinci aşamada ise toplam 33 omurdan oluşan omurga, omurların hepsi eş büyüklükte düşünülerek 2 ve 5 numaralan 2 ve 5 ile numaralandırılmış bölüme doğrusal olarak yerleştirilecek. 2 ve 5'e yerleştirilecek. Yani buradaki 3 birimlik yere yerleştirilecek ki burada 33 tane omur var. Değil mi? Şimdi o zaman şöyle diyelim. 33 omur var. Ve burada da 3 bölüm var. Ben bunu 3'e bölersem eşittir 11K diyelim hepsine, tamam mı? Çünkü omurun boyunu da bilmediğim için 33K diyelim, her birinin boyu K birimse. Dolayısıyla arkadaşlarım bunların her biri 11 birimdir. 1, 2, 3, 4 tane 11K 44K yapar. Ve bize denemişti buna göre resmedilen kişinin bel kısmının yerden yüksekliği hangisi olabilir? Bel arkadaşlarım şu kısımdı bakın. Bel burası. Şimdi ben bu omurun tamamına 33K demiştim ya. 7, 12, 5, 5 ve 4 topladığımız zaman 33 yapıyor. Demek ki şurası 4K. Demek ki şurası 5K. Ve belli arkadaşlarım 5K olacak. Bakın 5K 4K'da 9K yapar. Yani şuranın üzerine, buranın üzerine 9K'yı saydık arkadaşlar. 44 artı 9'dan ne yaptı? 53K yaptı. Ve sevgili arkadaşlarım 53K'dan başlıyor bel. Nereye kadar gidiyor? 58K'ya kadar gidiyor. Çünkü 5 daha ekleyeceğiz ya. Madem öyle, 53'ün katıyla 58'in katı arasında bir tam sayı olabilir cevabımız. Bu da 53'ün burada hiç bir katı yok. 2 katına bakalım. 106 ile sevgili arkadaşlarım 2 katı 116 arasında olabilir ki bu da Ceyhan seçeneği zaten mevcut. Doğal olarak da cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 7. sorumuzda. Necat'ın otomobili ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Yakıt deposunun hacmi 48 litreymiş arkadaşlar. Aynı mesafede şehir içinde tükettiği yakıt şehirler arası yolda tükettiği yakıttan 5'te 1 daha fazla. O halde arkadaşlar şehirler içi diyelim ve şehirler arası diyelim. Şehirler arasında eğer 5x kadar yakıt harcıyorsa kilometrede, şehir içinde bunun 5'te 1'i kadar daha fazla harcıyor. Yani 5x'in 5'te 1'i ne yapar? Şöyle x yapar. X kadar daha fazla yakıyorsa da 6x yakar kilometrede. Peki şimdi Necat diye arkadaşımız otomobilinin yakıt deposu doluyken, yani 48 litrenin tamamı doluyken şehir içinde 100 kilometre yol yapıyor. Şehirler arasında 200 kilometre yol yapıyor. Şimdi şehir içinde 100 kilometre yol yapıyorsa ve kilometrede 6x kadar harcıyorsa 600x burada harcar. 200 kilometre, kilometrede 5x kadar harcıyorsa 1000x de burada harcar. Yani toplamda 1600x kadar yakıt harcamıştır diyeceğiz. Bu bir. Şimdi diyor ki aracın deposunun boşalan kısmının 4'te 3'ü kadar yakıt alarak yola devam ediyor. Şimdi bunun 4'te 3'ü lazım bize. 1600x'in 4'te 3'ü demek 3 bölü 4'te çarpılması demek. 1600'ü 4'e böldüm 400. 400'de 3'ü çarptım 1200x kadar yakıt almış arkadaşlar. Ve daha sonrasında yoluna devam etmiş. Aracın deposundaki yakıt ilk harekete başladıktan 1500 km sonra şehirler arası yolda bitiyor. E şimdi 100-200 daha önce almıştık, 300 km yol almıştık. Yola harekete başladıktan 1500 km sonra bitiyorsa demek ki şu yakıt alındıktan sonra 1200 km daha gitmişiz demektir. Tamam mı? Şu yakıt alındıktan sonra 1200 km daha gitmişiz ve bu şekilde bitmiş aracın yakıtı. Nerede bitiyor? Şehirler arasında kullanırken bitiyor. Şimdi o halde ben diyorum ki bu araç 48 litre deponun üzerine ekstradan 1200x kadar daha yakıt alınarak hareketini tamamlamış. Ve tüm bu hareketi boyunca sevgili arkadaşlarım 1600x bir harcamıştık. 1600x bir harcamıştık arkadaşlar. Bakalım tekrar kontrol edelim. Tamam. 1600x'lik bir yol gittik. Bir de artı 1200 çarpı 1200 kilometre de sonradan yapıyordu biliyorsunuz. Şehirler arasında yaptığı için 5x kadar daha gidiyor. Çok güzel. Şimdi o zaman şöyle diyorum. Burada
5 tane x çarpı 1200 var. Burada bir tane x çarpı 1200 var. Bunu karşıya atarsam ben 48 eşittir 1600 x artı 4 tane 1200 x kalır. Şurası 4800 x arkadaşlar. Tamam. Şurası da 1600 x. Bunları toplarsanız eğer 48 eşittir 6400 x yapar. Çok güzel. Şimdi sadeleştireceğiz. X'i bulalım. Şurada bulalım hadi. X eşittir. X eşittir. 48 bölü 6400. Şimdi ben üstü de 6'da 16'ya böleceğim. 16'ya böldüm 4. 64'ü 16'ya bölürsem 16'ya böldüm 3 yapar. 16'ya bölünce burası 3 yapar. 64'ü 16'ya böldüm 4. 2 tane de 0. 3 bölü 400'müş. Bize ne lazımdı? Şehir içinde kilometrede kaç litre yakıt tüketiyor? 6x demiştik. Dolayısıyla 6x de 6 çarpı 3 bölü 400'dür arkadaşlar. Bunu anlayabilmek için de şunu sevgili arkadaşlarım 4'e bölün 100, şunu 4'e bölün 1,5. 3 kere 1,5 ne yapar? 3 kere 1,5, 6x hesaplıyoruz şu an. 4,5 yapar. Bölü 100. 4,5 bölü 100 de eğer 45 bölü 100 olmuş olsaydı 0,45 diyecektik. Ama 4,5 bölü 100 o zaman ne yapar? 0,045 yapar sevgili arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Cevabımız da nerede verilmiş? Cevabı göremiyorum şu an. Yanlış mı bulduk? Şıklarda mı yok? 0,045. Edirne'de varmış ya. Cevap Edirne'ymiş arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum son sorumla. Madeni para bölümü olmayan aşağıdaki ATM'den 100 TL'den daha az para çekilecektir. Şimdi 100 liradan daha az para çekiyormuşuz. Tamam. ATM'de sadece 10, 20 ve 50'lik kağıt paralar olduğuna göre çekilecek tutar kutusuna kaç farklı değer yazılırsa ATM'nin vereceği parada kesinlikle 10 liralık banknot olur diye sorulmuş. Şimdi ben 10 lira çekersem mecbur 10 lira verecek zaten. 20 lira çekersem 10 verebilir fakat kesinlikle diye sorduğu için direkt 20 de verebilir. Dolayısıyla bunu alamayız. Şu gitti. 30 çekmek istersek 20 ve 10 halinde vermek zorundadır. 40 çekersek bunu 20-20 verebilir. 50 çekersek direkt 50'lik verebilir. 60'lık çekersek 20-20-20 verebilir. 50 artı 10 da verebilir ama 20-20-20 verebilir. 70 çekersek 50 artı 20 verebilir. 80 çekersek 20-20-20 verebilir. 90 çekersek arkadaşlar 50-20-20 verebilir. 100 liradan az çekiliyordu. Demek ki bitti. Demek ki 10 ve 30'u yazarsam sadece 10 liralık banknot olur. Dolayısıyla kaç farklı değer, 2 farklı değer yazılırsa bu paraların içerisinde mutlaka 10 liralık banknot bulunmak zorundadır diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve artık videomuzun, bu testimizin sonuna geldik. Diğer videomuzda ise sevgili gençler, şöyle hemen gösterelim. Sayı ve kesir problemleri 9. testi çözeceğiz sizle beraber. Sayfa numaraları da 56 ve 57 olacak. Aklınızda bulunsun. Diğer testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.